Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi hepsi farklı farklı cümle gibi olacak paragraf. Sesle konuşmak arasında ne fark var? İkisi de ses değil mi? Sesle konuşmak. Anlam farkı var. Sesin içine kişinin kendisi konuşması, konmasından konuşmak sesten farklı oluyor. Bu da bir ses. Konuşmak değil ama. Yani içine kendisini koyuyor. Kelam zahirde basit gibi gözüküyor. Aslında acayip bir mucizedir. Mesela kalpte bir meyiller oluyor. Ruhta bir meyiller oluyor. Kalbe atıyor. Latife böyle kalp sistemine giriyor. Detayına girmiyorum. Sonra bir alt birim olan vicdana gidiyor. Ama her gittiği yerden alıyor. Kar topunu yaparsın ya. Dağın tepesine bırakırsın vadiye. Kütle olarak iner. Vicdandaki bir meyil. Sonra kalbe iner. Bir şeyler yüklenir. Sonra vicdana iner. Sonra dimağa iner. Sonra o dimağın, yani kafanın 7 mertebesinde, ki burada yok. O 7 tane mertebesinde de köşe tarafı var, hani o kırmızı yok. Ha, orada evet ufak var. Dimağın 7 mertebesi en köşede. Bu, dolayısıyla ondan sonra kelam çıkıyor. Konuşma çıkıyor. Zahirde çok basit gibi gözüküyor ama zaten mucizelik orada. Sade, basit gibi ama insan yapamaması. Mucize bu. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, kişi diyor dilinin altındadır. Kişi dilinin altındadır. Yani peki o kelam nerede, nasıl terbiye olduğunu, oradan onu alıyor, oradan onu alıyor, oradan çakıyor, kesiyor, biçiyor, yapıştırıyor, kaynak yapıyor, geçiriyor. Sonra atıyorsun karşıya, 2 sene daha unutamıyorsun. Mesela sığırın yanına müzik çalsa, Kur'an çalsa, hiçbirisinde etkilenmez. Ya bir sese belki duyarlı olur bazı mahluklar. Ama içeriği öyle değil. Ama sana bir laf söyler, tam 2 sene unutamazsın. Yani niçin? Kelamın içerisinde kişinin kendisi var. Kendini koyabilmek kadar ne kadar mucize ya. Ses, bir vücudu yok, titreşim, dalga boyu. Fakat içine duygunu koyuyorsun. Ne var içinde? Fikirler var. Duygu aktarımı var. Hisler aktarımı var. Ruh aktarımı var. Mesela diyorsun ki, vallahi bu adam ihlaslı, yani içeriden konuşuyor. Aynısını adam alsa kağıdı, o da okusa metni, o dışarıdan okuyor. Şöyle, tıpkı görüntüden nurun çıkıp, ben nurdan öyle şeyden, görüntü filmden düşünün, oradan nuru çekip çıkarırsan, ortada görüntü kalmadığı gibi, eşyayı görmek için nur lazım. Allah'ı da görmek için böyle nur lazım. Yani nerede nereye intikal ettik? Kelam zahirde gözükmüyor. Kelam zahirde gözükmüyor. Sonra kelime gözükmüyor. Gözde gözükmüyor. Hele hele kelamın içerisindeki insan gözükmüyor. Ama hiç şüphemiz yok ki onun içinde insan var. Bir daha biraz şey geçebilir. Şimdi ruhtaki hassasiyet çıkıyor. Su kaynağı oradan çıkıyor. Sonra iniyor kalbe. Kalpte meyiller var, ister var, duygular var, arzular var, elemler var, korkular var, endişeler var, bir sürü şeyler var. Onu da yüklenmiş bir paket. Sonra dimağa atılıyor. Dimağın 7 tane mertebesinde şekilleniyor. Kütük, planyadan geçiyor, bilmem nereden geçiyor. Sonra ağzımızdan kelam çıkıyor. Titreşim.
Bu çıplak gözle gözükmüyor. Bak içinde ne var? Bunun içinde ruh var. Kişinin ruhu var. Ruhundan konuşursa ruhunu oynatır. Kişinin kalbi var. Kalbini etkilemiş. Etkilemişse kalpte konuşuyor. Kafadan konuşuyorsa kafana hitap ediyor. Şimdi bu çıkan kelamın zahirde, görünüşte çıplak gözle gözükmüyor. Ama bunun içerisinde bu kelam gözükmemekle beraber hele hele bu ki gözükmeyen kelamın içerisinde insanın kendisi var. Gözümüzün önünde. Allah da şey böyledir. Nasıl ki kelam seni taşıyor, eşyayı da Allah böyle taşıyor. Kelam zahirde titreşimdir. Ama hakikatine baktığın zaman için duygular var. Mesela kelimeyi entegrede cihazda böyle gösterir. Dalga boyu gösterir. Megahertz içine yaklaştırırsan dalgayı, uzaklaştırırsan değişiyor. Ha? Fakat bu entegre böyle dalga boyuna aynı bunun gibi şey yapabilirsin. Yasin, Nadir abi aşağı in dairesine beklesin. Şimdi bu dalga boyuna başka bir dalga boyu da yapabilirsin. Ama içinde ne olduğunu bilemezsin. İşte bu kelamı, kelam nasıl kişiyi taşıyor? Eşyada, çiçekte, armutta, kedide Allah'ın esmalarını Allah da böyle taşıyor. Kelam seni nasıl etkiliyorsa eşya da böyle seni etkiliyor. Bir müzik de etkiliyor seni. Değil mi? İnsan duygulanıyor. Peki. Şimdi görüntüden nuru çekseniz. Yani bir filmde görüntüden nuru çekseniz. Görüntü ortadan kalktığı gibi eşya görmek için de nur lazım. Allah'ı görmek için de nur lazım. Mesela eskisi, bilmem bilir misiniz şu andakiler tabii görmemiş o. Filmler vardı sinemalarda. Sinemalarda şu iki tane makara var değil mi? Şöyle iki tane makara var. Bir tanesi boşaltır, ötekisi sarar. Tamam böyle. Öyle çalışır. Şimdi film aynı daktilo gibi. Eski daktilolarda böyle. Şimdi bu demir vuracağı zaman biz A'ya bastığımız zaman buradan demir kalkar tuş. Karşıya vururken tam o anda şey var, bir tane bez gibi bir şerit var, boyalı. Ona vurup oradan kağıda vuruyor. Dolayısıyla o tümsek olan şey, karşıya yazı çıkıyor. Hani iki misal gibi. Bak böyle film çevriliyor, ters dönüyor, böyle değil. Bir tane açıyor, bir tanesi sarıyor. Çevirirken ortadan bir ışık gidiyor. O ışık, o filmi yani tek tek olan filmi, resmi karşıya taşıyor. Gözün görme kabiliyetinden hızlı çevirdiğinden, mesela göz saniyede 24 tane kareyi görüyor. 25. kareden aldatılıyor. Ondan daha böyle şeyi, mesela şu ışık saniyede 60 defa yanar söner. Devamlı yanıyor zannediyoruz. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için tık 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 tık. Aynı bunun gibi şimdi bu film çevrilse fakat ışık gitmese film var ama karşıda yok. Karşıda olmaz. Peki karşıda gözükmesi için ışık lazım, nur lazım. Niye görmüyoruz? Suç kimde? Filmde suç yok. Nur yok. Onu görecek şey yok. Hani eşyanın zahirinde de böyle eşyanın arkasındaki o yazılımın arkasındaki sıfatları görmek için bizde akıl nuru lazım. Veya kalp nuru lazım. Doğuştan ama sopayla gidiyor. Bizim gördüğümüzü görmüyor. Kulağı olan sesleri duyuyor, olmayan duymuyor. Şimdi diyelim ki farz edelim. İnsanoğlunda kulak yok. Bir tanesinde kulak çıksa, sesleri duysa, bunlar hiç bak duymuyor. Hiç kimse.
sen sesleri duysan. Ya duymuyor musunuz ya? Sen ne olurdu? Kulaklı evliya olurdu. Kulaklı evliya ya. Evliya. Evliya demek yani bir boyutu açılmış. Peki onlar duymamakla yoktur diyebilir mi? Yok. Onun dünyasında yok. İşte nasıl ki filmdeki resmi görmek için nur lazım. Eşyanın hakikatini görmek için de basiret nuru lazım. O da bir nurdur. Ama bir tanesi çıkıp da benim gözüm bunu görmüyor, dolayısıyla yoktur derse, fenlerin temelini zaten inkar eder. İnkar etmiş olur. Çünkü kuantum şeylerini gözle gözükmüyor. Ancak deneyse tesirleriyle, neticeleriyle, sıfatlarıyla, ortadaki dönüşümleriyle böyle bir şey varmış. Bizzatı gözle gözlemlemek mümkün değil. Diyor ki, eşyanın tabiatında Adem vardır. Adem şu. Mesela uyku, hayatın Adem'i gibidir. Her şeyin sıfırlandığı. Yok. Şey yok. Şimdi bir şeyin ortaya çıkabilmesi için, ona nüfus edecek, mesela düşünüyorsun, bu mana, nereden geliyor? Yoktu sende. Ne diyorsun? Hatırıma geldi. Nereden geldi? Şöyle misal vereyim, daha yavaş. Adam sporcu, geliyor kolunu sallaya, mermere bir vuruyor, eli kırılıyor. Ama konsantre oluyor, tamam mı? Konsantre oluyor, görüşüp bir vuruyor o mermeri, mermer kırılıyor bu sefer. Ne, fark ne? Konsantre olup gücü ortaya çıkarıyor. O güç neredeydi? İçinde. Nerenin içinde yani? İnsanda. İnsanda. Eşyada da Adem böyle. Yani eşyada karaciğerinin böbreğinde böyle bir şey yok. Tamam? Nerede? Ruhta böyle bir şey var. Peki o biz düşünceyle, yani konsantreyle, tefekkürle ruhtaki o potansiyel yazılımını aktif ediyoruz. Aktif edince sinirlere aktarılıyor. Mesaj veriliyor. Sinirlere öyle bir mesaj veriliyor ki kaslardaki enerji paketleri bir anda aktif oluyor. Ondan sonra mermeri kırılıyor. Ama aniden böyle. Peki şeyi anlatmak için söylemiştim misal. Adem nerede? Yani vücudun tersi. Yokluk. Yokluk var ama yok olduğu için mekanı yok. Nerede? Varlıkta. Kara delik gibi yani. Eşeğe misal vereyim. Odunda duman var. Yani odundan dumanı kaldırırsanız odun olur mu? Olmaz. Odundaki nur vücuttur. Odun ise eşyadır. İki tane zıt şeyle meydana geliyor. Odun, dumanla nur. İkisi nerededir? Aynı yerdedir. Eğer odun ıslak olursa dumanı çok çıkar. Duman az çıkmasını istiyorsan güneşe tuttuğun zaman efendim oradan şey gelir. Nuru fazla olur, duman az olur. Hani eşyada Adem, vücutta Adem, odundaki duman gibi. Nerede? Odunun neresindeyse Adem de eşyanın orasında. Yani yokluğun yokluğu Adem. Çıplak yokluk değil. Varlığın yokluğu. Vasıfsız vasıf, sıfatsız sıfat, vücutsuz vücut. Mesela diyoruz ya, hatırıma geldi. Orada zaten vardı. Vardı zaten. Ama ortaya çıkartamamıştık. Yani ama varlığı bizim bu varlık düzeyinde değil. Atomik değil, esir değil. Hani o konsantreyle böyle yapıyor, böyle güç çıkıyor diye kırıyorsun ya. Neredeydi o güç? Ha, o sende neredeydiyse Adem de senin oranda. Şimdi eşyada, tabiatında Adem vardır. Yani dibi bu. Adem'i kaldırmak için vücudu olan nur lazım. Bilgisayardaki videoyu seyretmek için enerji olan nur lazım olduğu gibi. Bilgisayarda filmi seyretmek için nur lazım. Nur lazım.
Peki o film çevrilse fakat ortadan nur gitmese, var zaten o ama sen göremezsin. Ha? Şimdi Adem bu ortam, vücut ise buradan ışık gönderilmesidir. O zaman şöyle geçiyor. Bazı şeyleri biz beden ve ceset gibi görürüz. Bazı şeyler görünür. Mesela şunu görüyoruz. Bazı şeyler görünür. Bazı şeyler gözükmez, düşünülür. Fikirler gibi. Vardır o da. Bazı şeyler gözükür. Ceset beden gibi. Bazı şeyler gözükmez, düşünülür. Düşünceler ve tefekkürler gibi. Bazı şeyler hissedilir, muhabbet ve aşk gibi. Muhabbet ve aşk gibi. Bazı şeyler lezzetlenilir, ruhtaki latifelerin uyandırılması gibi. Lezzetler ve zevkler var. Ruhtaki latife alıyor ama bunlar gözükmez. Demek ki bak sırayla, bazı şeyler gözükür, beden ve ceset gibi. Bazı şeyler gözükmez, düşünülür, tefekkür, fikirler gibi. Bazı şeyler hissedilir, gözükmez, aşk ve muhabbet gibi. Bazı şeyler lezzet ve zevklenilir, ruhtaki latifeler gibi. Yani lezzet ve zevklerin çeşitlerini artık hayal. Bakın hepsi mertebesi var. Mesela annen dese ki oğlum şu yemeğin tadına baksana. Bak dedi ya, sen de yemeğin tadına baksan. Böyle çıplak gözle onun tuzlu olup biberli olup olmadığını nasıl anlarsın? Bak, bak demekten kasıt bir bak hele. Peki tadın gözü nedir? Dildir. Sesin gözü nedir? Kulak. Burnun gözü nedir? Kokunun gözü burundur. Varlığın gözü de dokunmadır. Renkler ve şekillerin gözü de gözdür. Mesela sen gidip de ne dedin diye gözünü götürmezsin. Bir söyle bakalım ne diyorsun? Çocuğa derler ya, ne kadar beni seviyorsun bu kadar. Bazıları bu kadar, bazıları bu kadar. Niye bu kadar? Çünkü çikolata getirmemişsin. Böyle ölçüyor. Demek ki her şeyi göze indirgemek basitlik bir alametidir. Yani hayvani mertebedir. Basit insanların ölçüsü de gözdür. Oysa göz her şeye tanıklık ve şahitlik yapamaz. Mümkün değil, çok basit olur. Göze indirgedir mi? Öyle gözler var ki insanın daha iyi görüyor. Kartal mesela. İnsanın 90 katı daha iyi görüyor. 300 metreden böyle zerreyi görüyor. Yani zerreleri ufak parçayı görüyor. 9 birbirinin içine girmiş, radar sistemi var adamda. Bazı şeyler yaşanır, konuşulur, kullanılır fakat keyfiyeti görünmez, bilinmez. Zaman ve matematik gibi. İşte size geldi. Buraya kadar duymuş olabilirsiniz de. Şimdi biraz en sona zar. Bazı şeyler var, bir de okuyayım. Yaşanır, konuşulur, kullanılır fakat keyfiyeti görünmez, bilinmez. Nedir o? Zaman ve matematik gibi. Allah'ı niye görmüyoruz diye soru sorar. Ama eşyayı alt üst eden, evirip devirip çeviren, mevcudat hareketlendiren, durdurmayan, devamlı birbirine dönüştüren zamanı niye görmüyoruz diye soran yok. Zamanı niye görmüyoruz diye soran yok. Hatta matematikçi var mı aranızda? Matematik mesela Allah'ı kim yarattı sorarız, matematiği kim yarattı sormayız. Mesela fiziğin bir kaynağı vardır. Varlıktır. Kimyanın da var. Konusu var yani fiziğin konusu. Fakat matematiğin bir kaynağı yoktur. Matematiğin kaynağı yoktur. Matematiği kim yarattı soramazsınız. Çünkü Big Bang diyor ki sıfır zaman. Sıfır zaman denebilmesi için eksi zaman da var. Bakın sıfır zaman dediğine göre zaman başlamış.
Zaman bitiyor, arkasına da matematik hala var. Matematik hala var. Zaman bitiyor, bu Pinkman'e göre. Sıfır zaman, sıfır mekan, sıfır madde, sıfır acı. Fakat matematiğin çünkü somut olmadığı için, soyut olduğu için kaynağı yoktur. Mesela matematiği kim yarattı sorulamaz. Karanlığı kim yarattı sorulamaz. Soğuğu kim yarattı sorulamaz. Şuna benziyor. Suyu kim ıslattı? Sorulamaz. Niye sorulamaz? Çünkü bu sorunun altında zıddiyet var. Yani bu kuruydu da kim bunu ıslattı da ıslak kaldı? Suyu kim ıslattı? Bir bardak suya okyanusu boşaltsanız ıslatamazsınız. Niçin? Suyu kim ıslattı sorulamaz. Çünkü suyun yapısına, hakikatine zıttır bu soru. Ne olması lazımdı ki yani? Kuru mu olacaktı? Ona su denilir mi? Mesela bazılar soruyor. Allah bu mevcudatı niye yarattı? Allah olduğu için diyor. Yani bir ihtiyacından mı var? Peki ihtiyaç şöyle düşün. Su halıyı niye ıslatır? Güneş niye varlığı ısıtır? İhtiyacından mıdır? Fıtratındandır. Mesela bir bardak su verir misin? Şimdi su, ah ulan ah, ben bir halı ıslatsam der mi? Yani suyun halıyı ıslatma ihtiyacı var mı? Yok. Şey dese ki, güneş dese ki, ben ışığı vuracağım. Mevcudata ışık vuracağım. Niye? İhtiyacım var. Güneşin öyle ihtiyacı var mı? Peki güneş niye ışık verir? Güneş olduğu için. Güneş ışık, bu sorunun altında şunu sor. Güneş ışık vermediğini kabul et. Güneş olur mu? Su ıslatmadığını kabul et. Su olur mu? Allah da halk etmese Allah olmaz. İlginç değil mi? Bana bunu çok soruyorlardı bana. Tam da böyle cevap veremiyordum yani. Niye yarattı bizi? İşte hani niye böyle cehennem gibi bir şey zannediliyoruz? Evet. Hani ben de diyordum bizi hani iyilik yapıyor. Evet, sıfatlarıyla bize muamele etmek için yarattı, tanınmak için, bilinmek için yarattı. Hani rahmetiyle muamele ediyor sana, sana değer veriyor. Hani olmamaktan iyidir yani bu. Hani evet, doğru. Çok iyidir yani olmamaktansa. Sana bir değer vermiş, rahmetiyle, merhametiyle muamele ediyor sana sıfatlarıyla. Ama sonuçta öbür tarafta da cehennem var falan. Niye hani bana sormadı falan muhabbetine giriyorlar. Birisi vardı. Behlül. Tepecik'teydik. Tepecik'te eski dersen 5. katta. Nizamettin diye birisi. Acayip. Daha önceden kararlaştırmış gene bir sol çöpörle. Çok severim böyle. Yoldaşlarımız, eski meslektaşlarımız. Eski hep beraber şey yapıyordu. Dedi ki Allah beni niye yarattı dedi. Sana iyilik olsun diye dedi. Bunları izah yapmadan. Ben dedi böyle iyiliği kabul etmiyorum. Ciddi mi diyorsun? Ciddiyim dedi. Yani senin yaratılmanda senin hiç menfaatin yok mu? Yok dedi. Beni yarattı, ibadet için yarattı diyor. Kendisine iman edip ibadet yapayım. İbadeti namaz diye anlamış. Oysa baklava yemek ibadettir. Tamam. Allah'ın adına dersin ibadet oluyor. Tamam. Evlenmek ibadettir. Değil mi? Sevap yazıyor. Ha? Güler yüz sadakadır. Ya güler yüz sadakadır. Görüyor musun? Bak işte. Şimdi tabi o şey eylemlere şey yapmış. Dedim ki sana iyilik olsun diye. Benim hiçbir menfaatim yok dedi. Hakikaten mi dedim ya? Evet dedi. Peki sen de buna kızıyor musun? Kızıyorum. Ha, yaratılmamda hep onun menfaati var. Senin hiç yok. Sen de buna kızıyorsun. O zaman senin yaşaman hep onun menfaat var. Senin yok ki. Durdu. O zaman böyle bir tanrıya Allah demiyorum. Ceza vermek lazım. Benim yaşantım sırf onun menfaatine bakıyor. O zaman intihar edersen kardeşe dedim ki, kardeş camı açar mısın dedim. Nizamettin atlayacak. Zaten senin yaşamanda senin karın yok ki. Dedim hadi atla böyle bir tanrıya ceza verelim. Çünkü lezzetini bitirelim. Hadi atla. Atlamam. Nizamettin atlasana kardeş. Dedim ki o zaman senin yaşamanda senin de menfaatin var biliyor musun? Bir ucundan herhalde sana da menfaat dokunuyor. Ulan baklava yemekten Allah'a ne menfaati var? Ha demek ki neyi yaratmış? Su niye ıslatıyor? Güneş ne ışık veriyor?
zatındandır. Islatmadığını kabul et. Su. Su olur mu? Güneş vermediğini kabul et. Kütle olmaz mı? Güneş olur mu? Allah da yaratmadığını kabul et. Allah olur mu? Allah olmaz. Çünkü Allah Halik'tir. Peki burada yaratılmakta neticeye bakalım. Kimin kar var? Vallahi tamamen bana kar var. Bir kere yoklukta kalacaktım. İyi mi olacaktı? Ebediyet verdi. Tabii yani sonsuzluk hayatı vaat ediyor. Tamam? Peki şimdi bir sürü lezzetler alıyorum. Yani kötü mü yani? Gelmek hani bir tane sormuştu ailesini. Bana niye sormadı? Ne zaman soracaktı? Ben yaratılmadan önce bana niye sormadın? Sen yokken nerene soracaktı? Nerene soracak? Şimdi soruyor. Şimdi ben onun namına vekili olarak soruyorum. Yaratılmakta iyi mi oldu kötü mü oldu? Camı da açtı kardeşlerim. Sesi yok. Çamaşır gibi kıvranıyor tabii. Şimdi demek ki matematiğin kaynağı yok. Allah'a kim yarattı sorana diyorum ki zamanı ve matematiği kim yarattıysa. Bir felsefeci var. Dawkins. Hawkins değil. Böyle ateist. Tanrı aldırması mı? Böyle bir şey var. Kendisi evrimcidir ama böyle bir kitabı var. Diyor ki kendisi aslında matematikçidir. Darwin mi? Kendisi Dawkins. Kendisi esas mesleği profesör matematiktir. Sonra ikinci bir meslek yapıyor. Felsefe ve inkarcılığın onun zeminine oturtmak için yapmış. La matematikçisin. İnkarını matematiğe dayandırsana. Matematiğe inkar dayandırılamaz. Mükemmel bir yazılımdır çünkü matematik. Varlık yokken de o vardı. Mesela fiziği kim yaptı denirse eşya gösteririz. Kimyanın kaynağı varlıktır. Yani her şeyin bir kaynağı. Elmayı kim yaptı? Şunlar şunlar. Yani fiziği şu, tıbbı şu. Yani tıbbın kaynağı insandır. İnsanın kaldığını tıp yoktur. Varlığı kaldığını fizik yoktur. Ama varlığı kaldığını matematik hala var. Bütün varlığı kaldırın Big Bang'e kadayını sıfır zaman var. Sıfır diyorsun. Peki, sıfırın sayısal değeri var mı? Yok. Ama bütün sayısal değerler onunla bilinir. Sıfırı kaldırın bir var mı? Bir olur mu? Sıfırı kaldırın bir yoktur. Eksi bir de yoktur. Bütün sayıları tanımlar ama kendisinin bir tanımlaması yoktur. Her şeyi gösterir ama kendisi göstermez. Yok. Boş iç. Her şeyi gösteren bir şey olmaması lazım. Allah gözükse, kalem olarak mı gözecek, çiçek mi? Ne olarak gözecek? Bütün şekillerin sahibi bir şekle giremez. Hangi şekle girecek? Mesela Allah'ı görmek için şekle girmesi lazım. Çünkü göz, renk ve şekiller anahtarıdır. Kulak sesin anahtarıdır. Şu anda, şurada halılarda olan karıncalar yürümüyor mu? Yürüyor. O harekette ses yok mudur? Vardır. Peki yıldızların hareketi yok mu? Var. Niye seslerini duymuyoruz? Şununla şunu. Karıncanın ayak sesi var mıdır? Vardır. Yıldızların, kütlelerin sesleri var mıdır? Vardır. Niye duymuyoruz? Çünkü 0.10'da 4 lambda ile 0.10'da 7 lambda arasındaki dalga boyları duyacak gibi bir yapı çalışıyor. Ondan aşağıya ve ondan yukarı olan dalga boylarını duymazsın. Dalga boyları biliyorsunuz. Şöyle dalga boyları var. Böyle dalga boyları var. Uzun olduğu için kavrayamazsın onu. Çok kısa olduğu için de kavrayamazsın. Yani 0.10'da 4, 0.10'da 7 arası. Ama bu ben görmüyorum. İşte zaman. Zamanı kim yarattı? Zamanın mekanı var mı? Zamanın tipi var mı? Kaç yaşındasın sen? 21. 21 senen nerede? İsmin neydi? Murat. Murat. Murat değil mi? Evet. 21 sene. Geçmiş. Nerede abi?
Sen daha ancak alametleri var. Düşünsel. Yani 10 sene önce falancaydım. Şimdi ütüdüm. Evet. Ütüdeyiz bilmem ne. Şu anda bir alametler var ama yaşanmış bir enerji var ya. Bir varlık var vücut harici için. Hani eylemsel atomik bir yapıya dönüşmüş, esere dönüşmüş. Varlığın var. Nerede o? 6 aydan fazla hücren yok. Değil mi? Senede 2 defa değişiyor. 21 yaşında. Senin 21 senelik hücren yok. Yaşın nasıl gözüküyor peki? Ben aldatmış diyecekleri yok, oyun diyecekleri yok tipinden misal. İnsan yaşını gösteriyor, karakterini gösteriyor, düşüncesini gösteriyor, soyunu gösteriyor. Ama maddede efendim abisi. Yok hocam. Şimdi maddede bunlar nasıl gözüküyor? Maddede bunlar nasıl gözüküyor? Oysa zaman maddeye tesiri muhteliftir. Farklı hızı farklı. Bazı yerlerde zaman yavaş akar, bazı yerlerde hızlı akar. Zaman niçin herkeste algı anlayışı farklı? Mesela uçaktan korkan adamın bir saati 10 saat gibi. Aşağıda 10 saat, 1 saat gibi sevdiği bir şey. Çünkü zaman canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Herkese nasıl akacağını bilir. Canlıdır. Çünkü dehr esmasına bağlı. Hani Denizli, Edirne, Hatay. Kodlama yapayım. Dehr esması. Esma cansız olmaz. Esma-i Hüsna. Nasıl ki Rahman, Rahim isimdir, dehr de isimdir. Yani burada şeyi anlatmaya çalışıyorum. Matematiğin ve zamanın kaynağı yoktur. Zamanı kim ya? Zamanın zamanı yoktur. Matematiğin matematiği yoktur. Fizik ise matematik yazılımı zemini üzerinde kurulmuş bir varlıktır. Armut bir fiziktir. Taş bir fiziktir. Mekan fiziktir. Mekandan da öncedir matematik. Yoktur kaynağı. Hiç kimse soramaz. Allah'ı kim yarattı denince matematiği kim yaptıysa. Fiziği diyemezsin. Çünkü fiziğin maddedir. Maddenin arkasında esirdir. Fakat varlık bittiği yerde hala matematik vardır. Sıfır zaman dediğine göre eksi zaman da vardır. İlimle eşe yapılmıştır. Bu ilimle eşyanın arkasına geçemezsiniz. Nerede o çiçeğimiz? Getir bak orada göstereyim. Çok hoş olacak. Ön değil. Tamam komplesini getir. Bak. İnsanoğlu, bu da ilginçtir. İnsanoğlu bu yaprağa bakarak fotosentez işte yeşilliğidir, yaşantısındaki kimyasal yapıdır, dokulardır. Bunları deniyor, not alıyor, deniyor, not alıyor. Buradan elde edilen bir ilim var. Veya kendimizden söyleyeyim, bu başka. İnsana bakarak ilim yapılmış, kitap yazılmış, öyle mi? Tıp ilmini kaynağı insandır. İnsanı ortadan kaldırırsanız tıp ilmi denen bir ilim yoktur. Ortada kalkar. Şimdi bundan alın, buraya iyi dikkat edin ama. Bunu biz araştırdık, altını üstünü laboratuvara koyduk. Buradan aldığımız düşünce melekeniz gelişmesi lazım şu söylediğim şeyle. Bunu denedik, ettik, buradan aldığımız ilim buna bağımlı. Tıp ilmi insana bağımlı. İnsanı kaldırırsanız, yok edersiniz, öderseniz tıp ilmi yoktur. Bu bitkiyi ortadan kaldırırsanız artık bu bitkiyle alakalı bilgi de yoktur. Tamam mı? Bir şey diyeceğim. Bir daha. Bizim buna bakarak elde ettiğimiz ilmin kaynağı budur. Tamam mı? Budur. İşte buna bakarak elde ettiğimiz ilim ile bu yokken bunu yapan ilme varamazsınız. Burayı anlamanız lazım. Bir daha. Bu çok önemli de düşünce malzemesi. Bunlar bu zeminde, bu toprakta çok bitki yetiştirirsin. Bir toprak veriyorum şimdi. Kavunu da yetiştirirsiniz burada, bu zeminde. Biberi de, ikisi de zıt. Onun için zemini bir daha söylüyorum.
insana bakarak elde ettiğimiz tıp ilmi insanı tanımlıyor. Bu insana bakılarak elde edilen ilim ile insan yok iken insanı yapan ilim bu ilim değildir. İnsan yok iken insanı yapan ilim, insan var olduktan sonra insanın elde etmiş olduğu, buraya bakarak elde etmiş olduğu ilim, aynı ilim değildir. Bu elde edilen ilimle bu ilmi anlamazsınız fakat işaret eder. Böyle bir ilim olması lazım. Eğer bu ilimle o ilim aynı olsaydı bu ilimle insan insanı yapardı. Bazı kanunlarını aktif edebiliyor genetiğini. Ama gene buraya bağlıdır o. Mesela şunu kastediyorum. Fizikte şöyle bir kural var. 0 santigrat derecede deniz seviyesinde 76 milimetre civa basıncı altında. Dikkat ederseniz bazı şeyleri izah etmek için sabiteler var. Pi sayısı mesela. Lavatardaki veya fizikteki ne deniliyor? 0 santigrat derecede deniz seviyesinde 76 metre milimetre civa basıncı altında. Bunlar sabit mi? Bir Allah'ın kulu çıkıp da sormuyor. Niye sabit ki? Bu kainat kurulurken böyle laboratuvar seviyesi mi vardı? Deniz seviyesi mi vardı? 76 metre milimetre civa basıncı mı vardı? Bunlar var mıydı? Deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 milimetre civa basıncı altında pi sayısı 3.14 kabul edilirse de ondan sonra formülü çöz. Ya bir Allah'ın kulu sormuyor. Bunları niye sabit kabul ediyoruz ya? Başka çözülmüyor. E peki Allah'ı niye sabit kabul etmiyorsunuz o zaman? Pi kadar değeri yok mu Allah'a? Tövbe değil mi? Tuhaf değil mi? Pi'ye soru sorulamaz pi sayısını. Hiç sordun mu sen bunu? Yok hayır. 3.14 niye? Altın oranı var. Kaçtır kainatta altın oranı? 6,6. 18. Ay şey pi'nin böyle dairenin çapından geldiğini biliyorum sadece. İşte çapından geliyor şimdi geliyor onu yapıyor. İşte işte bizim de onu sabit kabul ediliyor ama. Mesela deniz seviyesi. Deniz seviyesini nasıl kabul edeceğiz? Şimdi bu kainat kurulurken, dünya kurulurken güneşte kopmuş parça. Şöyle diyeyim. Şu kağıt mı? Hepsi homojen mi? Hepsi aynı mı? Bak şimdi. Bundaki bütün özellikler bunda da aynı değil mi? Aynı. Peki güneşten kopmuş olan dünya parçasında güneşte farklı bir özellik olur mu? Olmaz ki aynı. Oradan kopmuş parça koptum. Bu güneş kabul et. İşte aynı. Bu güneş bu dünya. Sonra bu kadar mahlukat hayat burada başlamış. Şimdi bu kopmuş olan dünya parçasında deniz seviyesi olur mu? Formülü çözmek için deniz seviyesini kabul edecek. 76 milimetre civa basıncı kabul etmek zorundasın. 0 santigrat derece. Ne 0 ya? Ateş küle patlıyor nükleer santral ya. Bu sabiteler var mıydı? Bu hayatın kurulurken. Biz bir şeyleri anlamak için sabiteleri kabul ediyoruz. Kıyas ederek. Peki ne deniz seviyesi sabit oluyor? 76 milimetre civa basıncı sabit oluyor. Allah niye sabit olmuyor? Ki bazı şeyler yukarıda söyledik. Bazı şeyler görülür. Bazı şeyler hissedilir. Bazı şeyler fikredilir. Bazı şeyler muhabbet edilir. Aşk olunur. Bazı şeyler lezzetlenir ve zevkli olunur. Sen şimdi lezzet ve zevki niye görmüyoruz der misin? Böyle denilir mi ya? Duygularını, ya ben senin duygularına saygı gösteriyorum. Duygularına biz değer veririz. Ya nerede bu duygu ya? Bir tanesi çıkıp da ne duygusu ya? Kim görmüş bunu? Görmediğime inanma. Yani ne kadar cılız oluyor değil mi? Ne kadar basit oluyor. Demek ki ilimle eşya yapılmıştır. Bu ilimle eşyanın arkasına geçemezsin. Eşyadan alınan ilimle eşya yok iken yapılan ilme ulaşamazsın. Yalnız ona işaret eder, onu gösterir. Onu bu ilimle, o ilim olmaz. Yani onun böyle bir ilim olduğunu biliriz. Ama nasıl ilim olduğunu bilmeyiz.
Yani insana bakılarak elde edilen ilimle insan yok iken insanı yapan ilim bilmiyoruz. Allah yoktur demek için ilk önce kabul vardır. Yani Allah Celle Celal yoktur gibi. Kim yok? Kim yok? Allah yok. Yok diyebilmen için o bir kere kabul edilmesi lazım. Allah demen lazım. Bak gördün mü? İnkar etmen için ilk önce varlık kabul edilmesi lazım. Kim yok? Allah yok. Ha Allah yok. Kalem yok. Yeşil kalem masanda yok. Diyebilmek için bir kere yeşil kalemin varlığı bizce malum olması lazım. İnkar edilebilmesi için o şey olması lazım. Biraz şey gibi de olur mu? La ilahe illallah. İllallah gibi duruyor. Aynen öyle duruyor. Mesela la ilahe. Niye illallah, mesela illallah demedin la ilahe? Alemimizde bak bakalım ne kadar ilahlar var. Onları tek tek al. Tamam mı? İllallah olabilmesi için putlaştırılmış şeyler olması lazım. İlla olabilmesi için başkaları da var. Ama layık değil o. İllallah'a layık değil. Yani Tanrı olmaya, Allah olmaya layık değil. Ama putlar var. Para bir puttur mesela. Kadın bir puttur mesela. Felsefeye geçiyorum. Düşünceler puttur. Zevkler bir puttur. Felsefe akımlarında çoğusunda bir şeyin niçin doğrudur, niçin yanlıştır. Size söyleyeyim. Şimdi o kadar felsefe okudum. Neticeyi söylüyorum size öz. Doğruluk yargısı şudur felsefede. Öz yani. Birkaç kişi böyle eleştirecek beni ama yani bir kitaptan veya bir öğretiden almış olduğum bir şey değil. Genelini söylüyorum. Bir şeyin menfaati ve lezzeti varsa o iyidir. Zararı ve eylemi varsa o kötüdür. Doğruluk ve yanlışlık yargısı budur. Bir şeyin, bir daha söylüyorum, menfaati ve lezzeti varsa o doğrudur. Eylemi ve zararı varsa o yanlıştır. Ama bazı şeylerde Hegel'dir, Tao'dur, Ti'dir, eğer bir akımın ayrı bir ölçüsü var. Ama geneli bu. İnsana dayalı. İnsansız zaten felsefe olmaz. Felsefenin zaten konusu insandır. Kendisini merak ettiği için felsefe çıkmıştır. Kendisini merak etmeyen felsefe çıkmıyor. Zaten kendisini merak etmeyen burada da oturmaz ki. Gelmez ki zaten. Allah yoktur demek için ilk önce o var ediliyor. Allah var ediliyor alemimizde. Sonra yoktur diyoruz. Nerede yoktur? İlk önce kabullenilerek sonra onu inkar eder. Yani Allah haşa yoktur demen için ilk önce Allah kabul vardır. Sonra bu yoktur der. Kalem var. Yeşil kalem yoktur masamda. İlk önce yeşil kalem varlığı ispat var orada. Yok, yok olursa var. Alemler ve vücutların birbiri üstüne bindirilmesine hayal buna iyi bir örnektir. Mesela birbirisine eşyanın içine yani hakikatine nasıl böyle varlıklı şey hakikatler yüklenmiş. Odun düşünün. Odunda duman var. Nur var. Isı var. Işık var. Ultraviyole ışınları var. Dalga boyları var. Neler var yani? Peki nerede? Aynı yerde. Elmada göstereyim. Renk var. Şekil var. Birbirini örtmüyor ama. Koku var. Tat var. Kimya var. Biyoloji var. Fizik var. Lezzet var. Yani aynı şey. Mesela renk kokuyu örtmemiş. Alemler ve vücutların birbiri üstüne bir de hayal mesela. Bir alem içinde, şu alem içinde 18 bin alem var deniliyor. Neye benziyor? Odun gibi. Veya hayal. Hayalinde neler var? Hiç saydınız mı hayalinizde ne kadar şey var? Sayılır mı ya? Değil mi? Hayal edemez abi. Hayali hayal edemez güzel. Sayısını hayal edemez. Bir de hayali hayal edemez. Sahilini hayal edemezsin. Peki tek bir alemde ne kadar alem var? Ne kadar insanın şekli var orada değil mi? Hayalin içinde kimler var? Ne karakterler var? Tek bir şey. İşte bu alemde 18 bin alem böyle almış. İnsan da kendisini böyle almış. İnsan 18 bin alemin kavşağı. Donmuş
hakikatıdır. Odun düşünün, odun. Donmuş enerjidir. Odunun en büyük düşmanı ateş değil mi? Senin adın neydi? Ahmet Muaz. Ahmet Muaz, maşallah ne güzel ismi var. Odun neymiş biliyor musunuz? Donmuş güneştir. Dünyaya vuruyor, artan enerjiyi Allah odun yapıyor, depoluyor. Şimdi odunda duman var mı? Var. Yandığı zaman gözü göstermez yani. Örter. Odunda nur yok mu? Odun en büyük düşman ateş değil mi? Odunda. Odunda ya iki zıt. Dumanla nur. Odunun varlığı var ama onu yok eden ateş içinde. Varlığın içinde yokluk var. Ateş. Düşmanın. İşte bu alem de böyle. Başka örnek veriyoruz işte. Hayal da böyle. İçinde ne kadar alemler var. İçi dişi yok ki zaten. Şunu bitireyim de keseceğim. Binler alemler bir üstüne bindirilmiş. Hayalde. Peki hayal hayal midir? Değildir. Hayal hayal değildir. Hayal hayal olsa rüya vasıtasıyla gördüğümüzde hiç etkilenmezdik. Rüya vasıtasıyla hayal hayaldir. Diyelim ki köpek kovalıyor. Böyle hon diye köpek kovalıyor. Bunlar hayal hayaldir. Rüya ya hayal. Öyle değil işte. Peki bu ceset mi koşuyor? Yok. Uyandığın zaman terden su oluyorsun. Köpek sesini bu kulakla mı duydun? Bu gözden mi gördün? Bu kalple mi korktun? Köpeğin saldırmasına koştun, kaçtın. Neyle korktun? Hayal hayal değil. Peki hayaldır. E niye buna fatura çıktı? Banyo yapıyor. Niye terden su oldu? Atılıyordu aşağıya. Öyle değil mi? Hayal hayal değil. Hayalin içindeki hepsi canlıdır. Canlıdır, aktiftir. Mesela bir tanesinde misal verin. Birisini kızıyorsunuz veya şehvi bir arzu. Birisini hayalinize getirince vücutta hormonlar değişmiyor mu? Ya kızıyorsunuz, kuracağım onun kafasını, karşıma çıkarsa var ya. Şöyle yapacağım, böyle diyeceğim. Değil mi? Veya başka duygularımız inkişaf ediyor. Hayal ediyoruz, duygularımız inkişaf ediyor. Onlar madem hayaldir, bu enerji nereden çıktı? Hiçlikten enerji olur mu? Aynı varmış gibi duygular olmuyor. Varmış gibi derken aynı oluyor. Bir atomik vücudu yok. Her şeyi var. Sence insan Allah'ın Celle Celaluhu dediği gibi insan yaratılmış ve ibadet için yaratılmış. Sen hayır diyorsun. Peki bu kadar harika kainatın cemül cemi olan insan sence niye yaratıldı bu kadar kısa zaman için? Burada bir soru soruyorum kendime. Yani bu insan, yani Allah'ın gözde bir mahluku veya kainatın pırlantası, çekirdeği, hulasası, haritası. Ya bizim anladığımız ve son şeyimiz olsun bu. Yani bizim anladığımız gibi bir basit bir yeme, içme, üreme gibi, uşkunluk ve mide gibi bir hayatı olmaması lazım. Niçin? Çünkü bedensel hayatı, şu hayat, doğanın, tabiatın, varlığın uzantısıdır. Kalsiyum, magnezyum, onu kastediyorum, demirin. Fakat insanın kafasındaki akıl, kalbinde beslediği ruh, istidat, ruhunda olan meyiller itibariyle bakınca insan buralı değil. Duygularına bak, hislerine bak, hayallerine bak, ufkuna bak, doymaz, ebedi arzularına bak. Ama fani alem. Her istediğimiz baki ve sonsuz. Ama sonlu bir yerdeyiz. Demek ki bende kalsiyum var. Doğada kalsiyum var. Tamam, oradan geldiği mantıklıdır. Bende demir var. Doğada da demir var. Doğadan geldiği mantıktır. Ama bende bakilik var. Doğada yok. O zaman doğanın uzantısı değil. Bende ebed arzusu var. Sonsuzluk ufku var. Varlıkta sonlu. Yani mesela şöyle diyeyim. Ben niye sonsuzluğu istiyorum? Çünkü annemdeyken ben pirinç pilav yedi de ondan bende sonsuzluk duygusu oldu. Pirinç pilavına geçebilir mi? Olabilir mi? Yok. Demek ki insan hangi alemin özelliğini taşıyorsa o alemden gelmiştir. Değirmenden gelen un siner, tamirhaneden gelen yağ kokar. Kahveden gelen sigara kokar.
Bak alametlerinde bir tanesini veriyor, kesiyor. Mesela namaz kılanın alametini düşün. Namaz kılmayan. Yani sizce üniversitede bu kadar insanlara denk geliyorsunuz. Simalar hepsi farklı değil mi? O simalar karakteri gösteriyor. Biraz dikkat edin. Bakarsın bazısında meymenet yok. Bazısının en gerek yılanı gibi sokarsın onun gözünü. Ona dersin. Öyle bazı tipler var ki ben söyleyeyim size ayet. Etme de gördüğün anda 6 ay işin ters gider. Tipini görsen 6 ay kafadan işin ters gider. Veya okula girerken gene mi onu gördük hadi moralımız bozuk akşam. Ama bazıları da var ki gördüğün zaman seni rahatlatıyor. Gördüğün zaman seni ferahlatıyor. Gördüğün zaman sana ufuk açıyor. Peki bu ceset midir? Bu atom mudur? Atomda olup atom olmayandır. Zaman ve matematik atomda varlıkta olup varlık olmayandır. Duygular da öyle. Zamanın başı yoktur. Matematiğin başı yoktur. Fiziğin başı vardır. Bedenin başı vardır. Tıbbın başı vardır. Duyguların da başı yoktur. Yani varlıktan gelmemiştir. Zaman da varlığın uzantısı değil. İnsandaki latifeler de öyledir. Peki namaz kılarız inşallah. Vahirde vahumen elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.